Allah belalarını versin. Sabahın köründe başlıyorlar dar. Selamın kavlen. Sabah sabah bela okuma be kızım. Allah razı olsun mu diyeyim yani? Sen onu bırak da halimizi düşün. Dağ başı mı burası? Vallahi yatıveririm paspas gibi o buldozerin önüne. Vali gelse kaldıramaz beni. Evet, sonra gazetelere düşelim sayende. Hah, fena ma yok. Millet basılıp düşüyor da utanmıyor. Bizimkisi namuslu bir iş hiç değilse. Sus Allah'ını seversen! Zaten canım burnumun ucunda! Hadi bırak şimdi boş lafları da, iki lokma bir şey tıkanıp düşelim yollara, hadi! 15 gündür arşınlamadığımız sokak kalmadı. Gazete getirmedi mi o bakkal olacak? Orada işte bak! Ay anne, doldurma diyorum şu şekeri! Ah, biliyorsun perizdeyim! İyi aman, karıştırmadan içiver! Perizdeymiş, kurudun ayol, Gandhi'ye döndün! Kız anne dinle! Ev mi? Kiralık ev mi ha? Ne evi be? Bak dinle! 19 yaşında, 1.85 boyunda, bal rengi gözlü, kumral, askerliğini yapmamış bir delikanlıyım. Münasip, kimsesi olmayan bir hanımla hayatımı birleştirmek istiyorum. Rumuz, gönlümün sultanı! Şeyimin kenarı! Gönlümün sultanıymış! Ayol, iki çıplak bir hamama yakışır! Aman anne, hemen aldık da nikahımı bastık! Okuyoruz işte! Onları okuyacağına! Şu kiralık evi ilanlarına baksana kızım! Tamam! Bak dinle! Modada kiralık daire, her türlü konfor! Aman! Onun parası da konforludur, boş versen! Sahibinden kiralık, iki oda bir salon, 180 bin Türk lirası, bir yıllık peşin. Tam bize göre işte! Peşinatı verir, iki sene evin duvarlarını yeriz artık! Aa, bak bu fena sayılmaz! Sadece 25 bin! 25 bin mi? Ölümüm kız, oku bakayım! Nerede bu, nerede? Okusana, hadi! Pek uzakta değil, çok yakınımızda, Gevze'de! Hadi, münasebetsizliği bırak! Hazırlan da yollara düşüverelim, hadi! Ama bak, bugün son gün! Ev arama derdinden, İngilizce kursumu bile ihmal ettim ne zamandır. Ah, affedersin yavrum, çünkü profesör olacaksın, değil mi? Olanların boynuzu kulağı mı var? Ay iyi, sustum, hadi! Hadi toparlan, gideceksek gidelim ayol! Yavrum, ocağın altına baktın mı? Hı, baktım. Musluklara? Hı, baktım. Anahtar? Ay, aldık! Ne kızıyorsun be evladım, sormayayım mı yani? Hiç sorma desem sormayacak mısın? Bilmem, sorarım galiba. Galiba da demez mi? Hadi, yürü bakalım! Doğru sokaklara, marş! Hadi bakalım, hadi evladım, hadi çocuğum! Ay şu çamaşırları toplasaydık bari hale bak! Aman, bir şey olmaz be anne! Merhaba teyze! Merhaba evlat! Bir laf etme, biliyoruz ne diyeceğini! Bak, karga şeyini etmeden çıktık yola! Ya bu sefer buluruz inşallah evladım! Dua et! Vallahi benim de elimde değil, ben emir kuluyum! Ne yapalım, arıyoruz işte! Sokakta mı kalalım? Benden söylemesi, her gün laf işitiyorum! Sen o laf edenleri bana yolla, bana, tamam mı? Yarın akşama kadar izin size, öbür gün yıkım var! Yarın akşama kadar mı? Ne korkuyorsun ayol? İşleri kalmadı, bizimle mi uğraşacaklar? Öyle deme kızım, bakarsan yıkıverirler! Yine bakmaktan boynum tutuldu! Fena mı? İyi işte, jimnastik yapıyorsun, kireçlenmene iyi gelir! Selamun aleyküm! Aleyküm selam! Selam! Kiralık ev bakıyoruz da! İyi, bakın! Yani elinizin altında bize göre bir yer var mı diyecektim! Yok! Nasıl yani?
Yok işte. Ne yapıyorsunuz bu dükkanda peki? İş. Aman, hayırlı işler o zaman. Sağ ol. Yürü anne, yürü. Baksana adam vesikayla konuşuyor. Ne kızıyorsun be kızım, size göre ev yok. Sen ne biliyormuşsun bakalım bize göreyi? Aman kardeşim, parayla imanın kimde olduğunu Allah bilir. Aman yürü be anne, bir de izahat mı veriyorsun bu gerzeye? Tövbe 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 ya. Hadi hadi, hadi ev bulacak. Salon, salamancı, mutfak, banyo yok. Alatır kahela. İyi. Peki, bu saydıklarının hepsi bu mu? He ya. Ne kadar para istiyorlar? 75.000. Bir senelik peşin. 600.000 lira depozito. Ay, hepsi bu kadar mı? Yo, daha var. Daha ne istiyorlar? Yakıt ney dışında, kapıcı parası da ayda 5.000 lira. Sen o ev sahibine selam söyle. Annemle bana birer münasip zengin koca bulsun, hemen tutarız o zaman. Hem de 10 senelik peşin vererek, tamam mı canım? Yürü anne, yürü. Hadi, hadi kızım. Ne kızıyorsunuz be? Paranız yoksa gece kondu da oturun. Tövbe 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 estağfurullah, tövbe. İşte buyurun efendim. Yo da burada var. Buyurun gelin, şurada da salon var. Ne güzel. Kutu gibi vallahi. Ah cennet, cennet! Ay çok, çok güzel, güzel, bayıldım! Kim bilir kirası ne kadar? 400.000 lira, bir senelik peşin, 1.000.000 da depozito istiyoruz. He? Ay, Ayşe! Ne oldu anne? Gel, yavrum, çıkart beni. Tamam anne. Açık havaya çıkart. Gel, gel anne, gel anne. Ben gidiyorum, ecelime geldim galiba. Aman istemem kızım! O ne öyle aralık aralık tahtalar? Ay, Allah bilir fare de vardır burada benim kadar. Sağ ol evladım, burası bize göre değil. Sen de sağ ol. Bir de kiralık daire diye yazmazlar ya mı? Ayol kümes yazın bari. Ben küçükledim sizi. Parası ne kadar bunun? 80.000 üstünde yazıyor. Anne! 80.000 mi? Tapusunu da veriyor musun? Allah ver, bunlar çıldırmış da. Hadi yürü kızım. Hadi Allah'a sağlık. Aklımı oynatacağım. 80.000 demez mi deli? Ay, Allah aşkına yavaş yürü be kızım. Yetişemiyorum. Nereye yetişiyorsun? Nereye olacak? Yarın akşama yetişiyorum. Duymadın mı adamın dediklerini? Ay. Hadi yürü biraz. Ay vallahi öldüm bittim kızım. Ayaklarımın altı su topladı ayol. Oh! Allah! Bittim vallahi, bittim! Neymiş bu çilem? Ay 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 ay! Ay! Şöyle! Al! Bir iki lokmayı de midemizi bastıralım! Ay anne! Ne zaman koydun çantana onları? Bari kuru köfte de yapsaydın! Sanki pikniğe geldik! Fena mı yaptım işte, iyi ve? İki sandviç yerdik! Durup dururken niye masraf ederim yani? Bakkal bunları bedava mı veriyor? Olsun! Hem o sandviç dediği şeyleri iyi düşünsene kız! İçine neler koyuyorlar kim bilir, vıcık vıcık! Al işte ye! Ekmek verme! Hadi! Istemem. Ha doğru! Perizdesiniz, unuttuk, affedersiniz! Tamam, küçüğünü ver! Peki canımın iç! Ver bak! Ben de güzel! Oh anneciğim, anneciğim! Ah nedir benim bu çilem anneciğim! Ay 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 ay! Ah Allah'ım sen büyüksün, nedir bu çilem ay! Ay anne, saat tuttum, tam 2 saat 27 dakikadır aynı lafla inmiyorsun! Ne yapayım kızım? İnlemek de suç mu? İnle canım! Sana inleme diyen yok da, şu lafları değiştir bari! Allah'ım, iyi iyi, sustuk sustuk! Ay anneciğim ay! Ay benim çilem ay! Ay benim çilem ay ya Rabbim, sen büyüksün ay! Ay niye susuyor bucakmışım ben? Yorgunum işte! Ay ay, üstüme gelme! Yorgunum ay ay ay! Allah Allah!
Bilmem, fena değil galiba. Aman hanımefendi, fena değil de ne demek? Birinci sınıf lüks bir inşaat. Aman yok canım, daha neleri var? Allah sizi inandırsın. Bizim şu anda oturduğumuz daire buraya fark atar. Niye çıkıyorsunuz peki? Fazla deniz görüyor. Annemi de deniz tutar ondan. Ya sormayın. Bir bulantı, bir baş dönmesi dayanılır gibi değil. Hayır, vapurda oturayım daha iyi değil mi efendim? Mutfak da küçük. Aa, adam akıllı küçük. Bir ayol bizim buzdolapları bile sığmaz kızım, değil mi? Aman anne, atarsın bir ikisini olur biter. Ne diyorsun, tutalım mı yani? Bilmem, nasıl istersen. Kararsızlık yoruyor beni. Kardeşim nedir buranın kirası? Kirası ne kadar dedim kardeş? Ha, kirası 450.000 ayda, 2.000.000 depozito. Biraz da yakıtı makıtı var, kapıcı falan filan işte öyle. O falanlar filanlar ne kadar tutar? Az bir şey, ayda 150-200.000 falan. Ha, iyi iyi. Ne dersin Ayşeciğim, iyi fena değil ha, ne dersin? Anne, lütfen kendin karar ver. Sonra güneş görmüyor, bacası tütüyor, merdiveni çekilmiyor diye başımın etini yersin. Çamaşır asacak yeri bile yok. Efendim, 450.000, 150 daha, 600.000. 600'ü 120'ye bölersek 4,000 küsur eder. Ortalama diyelim 4,5. Evet, 4,5 gün için rica ediyoruz. 4,5 gün denesi. Ne demek nesi? Kardeşim, 3 aylığımı hesapladım. Hepsini buraya verirsem 4,5 günlüğünü karşılıyor. Daha fazla tutamam. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Ne dalgası ya? Şu ölümlü dünyada benim hakkım yok mu böyle bir evde oturmaya? Hakkım yok mu ha? Ha? Yok mu? Ayol, bu parayı Araplar bile tutmaz. Allah Allah, çattık be! Paranız yoksa tutmayın! Silah çeken mi var size? Ne uğraştırıyorsunuz beni? Hadi, hadi çıkın gidin, hadi! Öfkelenme! Çıkıp gidiyoruz, ama ben istersen çıkarım, sen çıkaramazsın! Affedersiniz, buranın sahibi kim? Ne yapacaksın? Bir şey diyecektim. De bakalım, sahibi benim. Sen mi? Beğenemedin mi? Sana bir şey söyleyeyim mi? Param olsaydı gene de tutmazdım ben senin evini. Niyeymiş? Ne demek niyeymiş? Ayol, bir sonrası bile yok. Ne yapayım ben böyle evi ha? Ne yapayım? Yürü anne. Üzülmeyin, öbür sokakta da hanımım var. Oraya gidin. Hem bugün kadınlar günü. işimiz Allah'a kaldı artık. Ben ümidimi kaybettim. Ona kaldıysa yandık. Günah kızım, o ne biçim laf öyle? Anne kız dinle! Çok ehven, az kullanılmış, geliri bol... Ay, nerede, yakında mı bari? Ne yakında mı? Kiralık ev! Ne evi ayol? Adam bu, adam! Kendine eş arıyor. Aman be kızım, ben neredeyim, sen neredesin? Ayol, ne halt edeceğiz yarın sabah, adamlara ne diyeceğiz ha? Vallahi bilmem artık, sen düşün. Evin reisi sensin. Hay olmaz olsaydı. Ah nur içinde yatası kocacığım. Beni niye bıraktın da gittin? Ben bu hallere düşecek kadın mıydım? Bunlar daha iyi günlerimiz Valdan. Sus, ağzından yel alsın. Hadi kalk yatalım. Sabah ola, hayır ola. Sen yat, ben biraz İngilizce çalışacağım. Aman çalış. Yarın adamlar kapıya dayanınca İngilizce kavga edersin. Tamam, tamam. İyi geceler. Sana da. Allah rahatlık versin. Eşhedü en la ilahe illallah! Kalk kızım, kalk! Nerede ne oluyor? Anne! Korkma! Anne! Oku evladım, oku! Anne! Oku çocuğum! Kalk ayağa, oku evladım! Anne, Allah'ım, dön! Sen bizi kurtar ya Rabbim! Ay! Canavarlar! Allah kahretsin hepinizi! Aklım başımda.
başım sana emanet. Utanmıyor musunuz? Şu kadının yüreğine inerse ben gösteririm size! Günah değilim bana! İnsan adam yerine koyan da baş gözü haber verir değil mi? Ay fena oluyorum Ayşe! Ay çocuğum! Edepsiz herifler! İnsan adam yerine kor da başlıyoruz der değil mi ha? Ney? Başlıyorum! Başlayamaz olun! Ay anne sen de bırak Allah sen ağlamayı da! Gel ev başımıza çökmeden eşyaları kurtarmaya bakalım! Yürü içeri yürü! Edepsiz herifler! Sen homini kıtlak, utanmadan bizi ekmekle yiyor! Hayır şu ya, bir lokma imrendim ya! Pişko! Pişko! Git evine! Baba abla! Hayır ama! Doğru bir lokma ekmeğini yedin! Çekil! Gottan git sen, gottan! Anne! Defol! Ekmek gottan kız! Zaten sinirim üstümde! Selamun aleyküm. Aleyküm selam Kazım efendi. Geç buyur bir çayımızı iç. Aman anne. Şşt ayıp kızım. Hay Allah razı olsun Hayriye Hanım. Sigara da istersen al Kazım efendi. Sağ ol. Tutsana kızım. Orada önünde Kazım amca. Sağ ol kızım. Kaç şeker? İki. Al. Şey Hayriye Hanım. Beni komiser bey yolladı size. Bize mi? Niye ki? Hı? Hatırımızı sormaya değil herhalde. Burayı da mı boşaltacağız Kazım amca? Kızım emir kuluyum ben de. Vallahi üç gündür idare ediyorum. Gördün mü başımıza gelenleri? Ne yapacağız şimdi? Sanki biz pek memnunuz buradan. Ayol rezillik diz boyu, baksana şu halimize! Hayır, sizi bize alayım diyecektim ama tek göz o da! Ah Kazım efendi, sen gene bizi görmemiş ol! Yarın mutlak bir yer bulur, çıkarız! Bulamazsak otele çıkarız, ölecek değiliz ya! Bana gönül koymayın vallahi, vazife! Allah razı olsun senden! Dur bakalım, güzel Allah'ım hep böyle bırakacak diye ya! Öyle öyle, sabah ola hayrola! Aman Kazım efendi, böyle hayırları Allah düşmanımın başına bile vermez. Çaya teşekkürler. İyi geceler. İyi geceler. Allah'ım, güzel Allah'ım, herkesleri gören güzel Allah'ım, şu Hayriye kulunu da gör, üzme onu. Üç günlük ömrümde güldür yüzümü. Ona acımıyorsan biricik kızımın yüzü suyu hürmetine yardım et Allah'ım. Yok hanım anne. Vallahi kiralık ev yok, yok. Yok deme güzel evladım. Sen gene de bir sor soruştur ha? Vallahi yok teyzeciğim, yok diyorum. Bulan emlak burası mı? Evet bey amca, buyur. Sen buyur. Ne demek oluyor bu? He, neymiş o? Bu işte bu. Ha, o. Ne olmuş, alıcı mısınız? Kim satıyor bu evi? Sahibi satıyor. Ya. Ya. Demek sahibi satıyor. Evet, sahibi satıyor. Sahibi satıyor. Oğlum evin sahibi benim, ben ve de benim satılık evim yok. Olur mu bey amca?
Bir bey geldi, neydi adı? Ersin Bey, ay. Ersin Alper. Bu ev benim, satmak istiyorum dedi. Ben de müşteri yolluyorum. İyi halt ediyorsun. Oğlum sen çıldırdın mı? Kimin malını kime satıyorsun? Dur, sinirlenme bey baba. Gel, geç otur şöyle. Konuşup halledelim. Neyi hallediyorsun? Neyi hallediyorsun sen be, ha? Aman beyefendiciğim, hakikaten sinirlenmeyin. Buyurun oturun şöyle, bir nefes alın. Allah korusun, tansiyonunuz falan çıkar da bir hal olur. Tansiyon mu dediniz? İyi ki aklıma getirdiniz hanımefendiciğim, şey... İlacımı alacaktım. Aman bey amca, sakin ol. Geç otur şöyle. Ben sana şimdi su getireyim, ilacını iç. Sağ ol. Hay Allah, neler oluyor değil mi efendim? Sahiden haberiniz yok muydu bu satıştan? Ne satışı hanımefendiciğim? Topu tarağım, bir ev cihazım var. Ne diye satarım? Sokakta mı kalayım? Ah beyefendiciğim, ah! Peki beyefendiciğim, o Ersin mi nedir? Ne diye ilan vermiş gazeteyi? O kim oluyor? Dolandırıcı mı? Dolandırıcıların dik halası! Dolandırıcıların şahı! Yani benim oğlum! Oğlunuz mu? Olmaz olsaydı! Bir tek oğul hanımefendi! Ama ipsiz, kötü, serseri! Estağfurullah efendim! Buyur! Sağ ol, eksik olma! Sağ ol! Güzel evladım, sakın beni unutma, iyi mi? Tamam teyze, söz! Sen hiç merak etme! Vallahi inanmıyorsun belki ama... ...parkta yatıp kalkıyoruz! Parkta mı? Ya maalesef beyefendiciğim! Görüyorsun değil mi? Duyuyor musun? Hı-hı. Ben de mi parklara düşeyim bu yaştan sonra, ha? Allah düşmanımın başına vermesin! Sen o Ersin olacak herife söyle! Tanıyor musun sen onu bey baba? Nasıl tanımam, nasıl tanımam! Oğlum be, oğlum! Derhal o gazeteye telefon edip ilanı çıkartacaksın bir! Ersin denen o herif seni ararsa... ...bana değil babana git, evde seni tüfekle bekliyor diyeceksin iki! Tamam mı? Tamam bey baba, tamam! Öyle durup dururken bana iki de bir bey baba falan da demeyeceksin, bu da üç! Ben o kadar yaşlı mıyım? Ah, estağfurullah! Çattık! Tamam bey baba, bey abi, bey abi! Şöyle! Tamam. Ben gidiyorum, ha! Bak son defa söylüyorum, evime bir tek müşteri gelsin, silahla kovalarım hepsini, tek tek! Dan, dan, dan! Ben akşama doğru tekrar uğrarım, olur mu evladım? Tamam anneciğim, tamam merak etme! Buyurun efendim! Ah, sağ olun! Yo, siz buyurun efendim! Buyurun, çok efendim, buyurun, hadi güle güle! Ne biçim müşteri bunlar be! Allah'ın cezaları, piç kuruları! Allah'ın cezaları! Çok üzüldüm hanımefendi, müthiş bir şey bu! Sormayın efendim, artık hiçbir çare düşünemiyorum! Hay Allah, şöyle bir yere ilişip biraz dinlenelim mi ha? Bilmem ki, bir gören falan olursa... Görsünler efendim, ne çıkar? Çocuk değiliz ki, hesap verelim! Buyurun efendim, buyurun! Nasıl emredersiniz efendim? Tamam efendim, istirham ederim! Buyurun! Sağ olun! Teşekkür ederim! Hava da çok güzel değil mi efendim? Evet, çok güzel, çok güzel! Ne emredersiniz efendim? Bana bir kahve orta olsun, siz hanımefendi? Ay bilmem ki, ben de bir mağlibe alayım bari, değil mi? Var mı? Burada mağlibe bulunmaz efendim! Ya, öyleyse ben de bir kahve rica edeyim, orta olsun!
Kardeşim, burası umuma ait bir yer. Böyle yan gelip yerleşemezsiniz buraya. İyi ya, buraya yerleşemezsek nereye yerleşelim? Yok kardeşim, ev yok! Her gün binlerce kişi ev buluyor da, siz niye bulamıyorsunuz? O binlerce kişi bir yerlerden paralar da buluyorlar beyefendi. Vallahi onu bunu bilmem. Akşama kadar müsaade size. Emir böyle, siz çıkmazsanız biz sizi zorla çıkartmak zorundayız. İyi vakit evet. Geçirdik. Eyvah! Kızıma bir şey oldu galiba. Buyurun Hayriye Hanım, artık siz halledin. Ne var, ne oldu evladım? Teyzeciğim, ben kardeşi anlattım. Bu akşama kadar tahliye edeceksiniz burayı. Burası devletin malı. Çok güzel. Peki evladım, biz kimin malıyız? Bir dakika. Memur bey, tamam. Bugün boşaltıyoruz hemen. Nasıl yani? Onu bana bırakın. Memur bey git amirlerine, onları çıkarttım de. Hadi bakalım. Müsaadenizle efendim. Merhaba kızım. Ayşeciğim, bu bey, ay affedersiniz, adınız neydi? Müfit efendim. Emekli albay Müfit Alper. Memnun oldum efendim. Biz Müfit bey ile emlakçıda tanıştık kızım. Ne oldu, ev buldun mu bari? Buldu kızım, buldu. Bana otur demeyecek misiniz? Ay çok affedersiniz, buyurun oturun efendim. Sağ olun. Evet, salon salon Ayşe buyurun. Öyle deme yavrum, beterin beteri var. Bundan daha beteri, Karacahmet'e yerleşmek. Ben size bir kahve yapayım. Hayır Ayşe kızım, kahvelerimizi evimizde içeriz. Nerede? Evimizde mi? Evet efendim, evimizde. Dinleyin, ama sözümü kesmek yok, tamam mı? Az sonra doğruca benim evime gidiyoruz. Kocaman bir ev, tek başıma yaşıyorum. Ama Müfit bey... Hani sözümü kesmek yoktu? Evet, ne diyordu? Gelip orada oturacaksınız. Hayır, iyi, hoş da yani ben Sustuk! Böylece de beni yalnızlıktan kurtaracaksınız. Bu kadar, itiraz istemiyorum. Ayşe... Hı? Ne bekliyoruz? Toplanmıyor musunuz? Bu pılı pırtı ne olacak? Aman antikacıya satalım, köşeyi döneriz. Öyle deme kızım, her birinin binlerce hatırası var. Onları da götürüyoruz, evin bir yerine depo ederiz. Müfit bey, bilir misiniz? Kol sıkışmayınca Hızır yetişmezmiş. Artık konuşmuyoruz, bitti. Ben kamyon bulup geliyorum, siz de toparlanın. Ama elinizi çabuk tutun. Müfit bey, gel demek kolay, git demek zordur. Hala mı konuşuyoruz? Çabuk olun, çabuk olun, çabuk olun. Tamam, bitti bu iş, hadi bakalım, gidiyoruz. Biz de şuradan bir araba çevirdik, ne oldu bu iş? Ne arabası canım, biz de bineriz, ne lüzum var? Olur mu efendim? Neden olmasın, olur pekala. Peki, hadi bakalım. Ay bir dakika Müfit beyciğim, gitmeden şuraya bir defa bakabilir miyim? Aman anne, ben senin yerinde olsam hemen unutmaya bakarım. Öyle deme kızım, sen de bak, bir müsibet bin nasihattan evladır. Hadi bakalım, hadi atlayın gidiyoruz. Hadi gidelim bakalım. Şöyle. Thank you.
Buyurun, buyurun efendim. Rica ederim, siz buyurun. Şöyle buyurun efendim, geçin. Buyurun, gel. Bahçeye buyurun, işte geldik. Şöyle geçin lütfen. Ah, çok güzel. Nizam efendi! Aha. Nizam efendi! Hemen de kaybolurlar bu insanlar da böyle. O kim efendim? Bahçıvan, her gün bir iki saat gelir yardım eder. Nizam efendi! Buyur abim. Neredesin sen? Bakkala kadar gittim, cigarayı. İyi, tamam tamam. Efendim siz şöyle buyurun, buyurun. Nizam efendi, bahçe kapısının önünde bir kamyon var. Oradaki eşyaları zemin kata bir yerleştir. Tamam abim, tamam. Hadi ver bakalım. Ver. Ay ne kadar güzel çok, değil mi Ayşe? Çok. Allah razı olsun adamcağız. Ya girsenize efendim, niye duruyorsunuz? Ay ne olur evvela siz buyurun. Yok efendim. Buyurun efendim. Ay Allah aşkına siz buyurun. Aman ay efendim, bizi mahcup ediyorsunuz. Peki efendim, buyurun buyurun. Buyurun efendim, buyurun şöyle buyurun lütfen. Siz önce oturun, soyunun, dökünün, bir istirahat edin, değil mi efendim? Buyurun şöyle buyurun. Allah razı olsun, adamlara yardım etseydim. Aa, efendim bırakın adamları, yaparlar onlar. Siz önce güzel bir dinlenin, değil mi? Sağ olun efendim. Ayşe kızım, bak mutfak orası, şimdi içebiliriz kahvelerimizi. Benimki orta olsun. Peki efendim. Aa, efendim yok, Müfit abi. Oldu mu? Oldu. Aa, niye ayaktasınız efendim? Buyurun şöyle oturun, buyurun. Sağ olun efendim. Elinize sağlık Hayriye Hanım. Ne zamandır böyle güzel bir yemek yememiştim. Afiyet olsun efendim. Yo yo yo, önce kahveler içilecek, masa sonra toplanacak. Ay yo, ben hemen toplayıveririm efendim. Ben de kahvenizi yapayım. Kendine de yap kızım. Sağ olun. Terasta içeceğiz kahvemizi Hayriye Hanım. Ver bakayım şunu. Hemen doğru terasa buyurun. Şey Hayriye Hanım, sizden bir güzel su böreği yapmanızı istiyorum. Emredin efendim. İsterseniz size talaş böreği de yaparım. Onu da mı biliyorsunuz? Mahcup olmayacak kadar. Buyurun. Her şeyi yerleştirdik Müfit Bey. Sağ ol Nizam efendi, sağ ol. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun efendim. Efendim günaydın, günaydın. Bu ne zahmet böyle? Aha, zahmet olur mu buyurun? Buyurun efendim. Siz istediniz. Rica ederim, siz al buyurun. Al Nizam, al hadi. Sağ olun. Sizi anlattım Nizam efendi, Hayriye Hanım. Akrabam olduğunuzu, bundan böyle burada kalacağınızı söyledim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Burasını kendi eviniz bilin artık. Eksik olmayın Nizam efendi. Hayriye Hanım, nerede Ayşe? Uyuyor mu? Yok, hazırlandı. Dışarı çıkacak. Kursa gidecek de, İngilizce. Ya, aferin, aferin. Çok güzel, çok güzel. Laf olsun işte. Yo, öyle deme Hayriye Hanım, öyle deme. Öğrenmenin yaşı yoktur. Günaydın Ayşe kızım. Günaydın Müfit abi. Gecikme kızım, merak ederim, değil mi? Yok canım, niye geç kalayım? Güle güle kızım, güle güle. Ben de sizin kahvaltınızı hazırlayayım. Zahmet olmasın. Estağfurullah, zahmet ne demek? Ne iyi bir kadın. Ha, ne oldu şu ev hikayesi? Ne olacak salak emlakçı? Eve müşteri gönderme, beni görüştür dedim. Salak önüne geleni eve göndermiş, iyi mi? Babanın yüreğine inmiştir. Gelmesin eve, vururum diye haber salmış bana. Adamdan gizli yapılır mı be oğlum? Ne yapayım ya? Bir iki müşteriden biraz kapor alsaydım, şu borçları kapatacaktım. Bu da yol mu be Ersin? Foyon ortaya çıkmayacak mıydı sonra? Ne yapabilirim? Tek kuruş zırnı koklatmıyor artık bizimki. Ne yapsın? Kuruttun adamı senelerdir. Hadi oradan be, sadece dükkanlardan ayda 900 götürüyor. Sana mı versin yani? Sen kimden yanasın be? Domuzdan yana mısın? Çalış oğlum. Sen niye çalışmıyorsun? Ben ara sıra gidiyorum işe. Evet, haftada 1-2 saat. O da yolun kalmayınca. Şuradan iki cin daha söyle. Tamam, tamam. Ali, Ali oğlum! Buyur abicim, emret abi. Ver şunları. Benimki de Tony'yi biraz koklat. Artık ezbere biliyoruz abi. Ulan garsonlar bile huyumuzu suyumuzu biliyor da şu babama kendimi anlatamadım, ona yanıyorum ha. Neyini anlasın be adam? 3 kere sermaye verdi, 3'ünde de batırdın. Şanssızlık oğlum, şanssızlığın gözü kör olsun.
Ulan jigololuk yapayım diyorum, yaşımız geç. Buyur abicim. Sağ ol Ali. Sağ ol. Sen de sağ ol abi. Niye geçsin? Sen de yaşına göre buyur birini bul. Bir çay lütfen. Mesela 80'lik bir taze. Bırak kırgırı be Ahmet. Oğlum adam gibi bir formül bulmamız lazım. Bize formül değil, yeni akıl gerek. Biz adam olmayız oğlum. Niye? Ne olur yani şu babam bir şans daha tanısa bana ölür mü? Buyurun hanımefendi. Sağ olun. Rica ederim efendim. Kim o, tanıyor musun? Yo, ilk defa görüyorum. Ne yapıştın öyle yalak yalak? Ulan ne sinirsin be! Centilmenlik de mi yapmayalım yani? Aa, centilmenliğini yedin. Abi telefon! Ayda, kim bu ya? Bilmem, Sofia Loren'di. Kıskandım. Hadi bekletme. Koş bekletme kızı, hadi. Buyur abla, afiyet olsun. Merci. Hayriye Hanım, evdeki tüm eşyalar şok geçirecek. Yıllar var ki böyle temizlik görmedi. Yok canım, şöyle üstün körü yapıyorum. Yorma kendini, hepsi bir günde olmaz. Aa, yok canım, şuranın da bir tozunu alayım, tamam artık bitti. Ayşe kaçta dönüyor? Bilmem efendim, ben de merak ediyorum, niye sordunuz? Bir şeyden değil canım, çayı koyalım mı diyecektim. Ah, akşam çayı değil mi? Şimdi yapalım. Yok yok, beklerim. Aa, öyle şey olur mu canım, o da gelince içer. Bir evin bir kızıyım. Annem, babam, bir de ben üç kişiyim. Peder bey ne iş yapar acaba? Peder bey... işte ithalat filan bir şeyler yapıyor. Ben hiç sormam. Sigara versene. Buyurun. Alsam mı? Arada bir içerim işte, laf olsun diye. Bu da laf olsun işte, buyurun. Ay çok hoşsunuz. Alayım bari. Alın. Aa, bir cin daha içer misiniz? Hmm, yo, bugünlük bu kadar muzır şey yeter. Hadi bakalım. Sigara? Ömrümde hiç içmedim efendim, teşekkür ederim. Ne güzel, ne güzel. Bense 50 yıldır içiyorum, üstelik de yasak. Ay, keşke hiç içmeseniz. Dayanabilsem, bırakamıyorum. Kaç kere de denedim üstelik. Bizim rahmetli bey de öyle derdi. Hanım gücüne gitmesin ama seni boşarım, şu tütünü boşamam derdi. Dur içinde yatsın. Ne iş yapardı? Emekliydi, tek elde. Tek elde çalışıp da sigara içmemek var mı yani? Öyle, hiç düşünmemiştim. Çikolata fabrikasında çalışan yemeden durabilir mi? Aa, yer misiniz? Babam katıl. Ay, çok hoşsunuz Ersin Bey. Ne zamandır böyle gülmemiştim. Sizi eğlendirebildiysem ne mutlu bana. Sağ olun, çok güzel bir gündü. Ama artık bana müsaade, gecikmeyeyim eve. Ne var bunda, çocuk musun? Ay, siz babamı bir tanısanız. Her şeyime karışır, her şeyime. Ah, bir bilseniz, benimki de öyle. Her şeyime karışır, her şeyime karışır. Acaba sizi evinize bırakabilir miyim? Olmaz, dünyada olmaz, ben giderim. Bir daha ne zaman görüşürüz? Bilmem, Allah büyük. Evet, dünyada küçük. Söz almadan dünyada bırakmam. Ay ne desem, yarın çok mu geç? Niye geç olsun? Nerede? Aynı yer. Aynı yer. İyi günler. Size de. Sana. Anlayamadım. Size yok, sana. Ama nasıl olur? Çok iyi olur. Hoşça kal. Hoşça kal. Bay. Sağ ol. Evet, ben böreği getireyim. Hadi bakalım. Ben alırım anneciğim. Ah canım, nasıl da değişti, nasıl mutlu. Bütün bunları size borçluyuz Müfit Bey. O ne demek? Asıl ben size borçluyum. Yıllardır bu ev böyle sıcaklık görmedi. Ah.
Yok öyle şey, bir tane daha, bir tane daha koy bakayım. Aa, yapmayın Müfit Beyciğim, akşam fazla yemeyin, yarın yersiniz, olmaz mı? Lütfen dokunmayın bana, bu gece böyle olacak. Koy kızım, koy bir tane daha. Senan, bir. Hayır, o da bu gece uyuyacak, koy ana be. Hay Allah, iyiliğinizi versin Müfit Beyciğim, ay. Benim başım kel mi, ben de size uyuyorum. Peki Periz, ne oluyor? Aman anne, 30 senedir Periz yapa yapa kuruduk. Aferin kızıma, atın ölümü arpadan olsun, öyle değil mi? Ahmet, bana bir 10.000'lik versene. Sen iyice sapıttın. Ne bu be? Banka mıyız oğlum? Oğlum az kaldı, ödeyeceğiz ya. Kızı yolacağım diye girdim bu işe, o seni yoluyor enayi. Ya uzun etme, ödeyeceğiz dedik ya be. Bak bu son. Evin kirasını düşün her şeyden önce. Tamam. 3 aylık kira birikti. Ödeyeceğiz, tamam. Yes, Ayşe geliyor. Selam. Ne haber Ahmet? İyidir senden. Fena değil. Gidiyor muyuz? Nereye bugün? Gezmeye gidiyoruz, hadi gel. Yok, bugün mesai günümüz. Peder Bey'e gidiyoruz da. İyi mesailer. Sağ ol Ersin. Hoşça kal Ahmet. Güle güle. Hadi hoşça kal. Güle güle. İyi eğlenceler. Sağ ol canım, eyvallah. Nizam efendi, koş Hayriye Hanım'ın elindekileri alıver. Olayım efendim. Ay, eksik olmayın efendim. Mutfağa koyuverin, ben alırım. Evet. Ay, yorulmuşum. İhtiyar alıyoruz galiba. Yok canım, o da nereden çıktı? Yok, öyle. Yok, siz keyifsizsiniz bugün. Yok, bir şeyim yok. Aa, vallahi bir şeyiniz var. Biz mi bir şey yaptık yoksa? Ne münasebet canım. Bizim küçük bey telefon ettiler az önce. Ne istiyormuş? Ne ister? Para. Bugünlük yeter Nizam. Sen gidebilirsin artık, hadi. Oldu beyim. Alasmam. Güle güle. Güle güle Nizam efendi. Şey diyorum, bahçenin arka tarafına nane maydanoz eksek masraf etmeyiz değil mi? Ne güzel olur. Nasıl istersen, ama nedir ki nane maydanoz parası? Para dediniz de, bugün 3 aylıklarımı aldım. Bunu size vereyim efendim. Ne olacakmış o? Ne olacak olur mu Müfit Bey? Ana kız size bunca yük olduk. Beraber sarf ederiz. Koy onu çantana. Bir daha da görmeyeyim. Ama ben rahatsız oluyorum Müfit Bey. Bir daha böyle bir şey söylersen, aynı evde küs yaşarız bilmiş ol. Efendim, şimdi size kendi elimle bir yorgunluk kahvesi yapayım. Aa, vallahi olmaz. Olmaz ama. Hayır efendim, hayır. Bu evde komutan benim. Emir çıktı bir kere. Ben yapıyorum. Hay Allah. Bizimkilerde bir tuhaf vallahi. Ne oldu canım? Aman delirttiler. Babamın bir arkadaşının oğlu varmış.
Ben onunla evleniymişim. Tutturdular. Ay tutturdunuz, bırakın yardım etmeyi canım. Ben yaparım. Yardım edilecek. Elinize de yakışsa bari. Yakışmıyor değil mi? Yakışmıyor tabii ya. Benim rahmetlinin eline de yakışmazdı. Ya. Vallahi hiç unutmam. Bir gün rahmetliyle oturduk yine böyle... Hayriye Hanım. Efendim? Şu rahmetlileri oldukları yerde bırakalım. Rahat uyusunlar. Peki. Ama unutulur mu ki? Unutalım demiyorum ki. Konuşmayalım. Nasıl isterseniz. Yalnız ben değil. Sen de istemelisin. Ay, bugün hava sıcak mı ne? Soğuk bir şey ister miydiniz? Yo yo, sen hiç. Ben sıcaktan memnunum. Ama. Sen iki gündür keyifsizsin. Ya iyiyim iyiyim. Vallahi dikkat ediyorum, çok az konuşuyorsun. Bir şeyin mi var senin? Bizim pederle biraz limoniyiz de. Ne oldu ki? Geç otur fabrikanın başına diyor. Geçiver sen de. Olur mu Ayşe ya? Ben nefret ederim masa başında oturmaktan. Sen de dolaşarak idare et. Bana göre değil. Bugün birisi çıksa, bir sermaye verse... vallahi basıp gideceğim yanından. Ay yapma, olur mu öyle? Yapacağım vallahi, görürsün bak, görürsün. Yapma ne olur. Bak bugün bir şey istesem çöp vermezler. Neymiş efendim, evlenmem gerekiyormuş. Ya? Ya, bir seninkiler öyle sanıyorsun. Hepsi aynı. Mamül sahibi olacağım diye evlenecekmişim. Hiç evlenmem daha iyi. Beni isteyen benim için istemeli. Ay deli miyim ne? Neler anlatıyorum sana, affedersin. Anlat anlat, vallahi hoşuma gidiyor. Yo yo, anlatmayayım. Yakın buldum da seni, deşarj oldum biraz. Gidelim mi? Nasıl istersen. Ay surat etme ne olur. Elimde değil, ne yapayım? Ulan yarın gidip dikileceğim karşısına be. Kimin? Kimin olacak pederin? Versin biraz sermaye, ben de kendi işimi kendim koyayım. Acele etme ne olur. Ne yapayım, bankamı soyayım. O kadar mı sıkışıksın? Yok canım, önemli değil o kadar. Nasıl olsa hallederim ben. Yarın ne yapıyorsun? Ben sabah arkadaşıma gideceğim. Bilmem, istersen üçte gel ha. İyi. Hay Allah, aklım sende kalıyor. Nereye şimdi? Bilmem, kafeye giderim herhalde. Çok içme ne olur. Peki. Söz mü? Tamam tamam, içmem canım. Ciao. Ah, ne haber? İyidir evlat, senden ne haber? Ne olsun işte, eski hamam eski tas. Babam iyi mi? İyi olmasına iyi de, seni gördükten sonra bilemem. Ah, boş ver. Buyurun efendim. Anlamadım. Kimi aramıştınız? Kimi mi? Babam evde yok mu? Ah! Hay Allah, affedersiniz. Buyurun buyurun, geçin, salonda kendisi. Ay kusura bakma evladım, sizi tanıyamadım. Ha, ziyanı yok. Oo, merhaba beyefendi. Hangi dağda kurt öldü? Ne haber, nasılsın? Eksik olma. Daha ölmedim şükür. Senden ne haber? İyilik, sağlık, sağ ol. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Mersi. Yeni hizmetçi almışsın ha? Hayırlı uğurlu olsun. Terbiyesiz! O ne biçim laf? Kızmayın efendim, kızmayın. Küçük bey ne bilsin? Kim kaybetmiş beyliği de o bulmuş. Lütfen efendim. Baba, bir günde güzel bir şey söyle bana. Konuşmasını da senden öğrenecek değilim ya bu yaştan sonra. Baba, güzel bir şey söyleyemez misin? Sen bir gün güzel olan bir şey yap, bak nasıl söylerim. Nedir güzel olan sence? Herkes için güzel olan, iyi bir iş, iyi bir izdivaç. Neyle? Biz babamızın parasıyla mı sahip olduk? Onların yokmuş, vermemişler ama senin var. Durun, durun. Durun da Hayriye Hanım duyun, evlat neymiş görün. Evet, evet. Baba da görün. Lütfen Ersin Bey, yapmayın, kırmayın efendim. Niye?
Niye olur mu? Ben de bir anneyim. Kırılmaz anneler babalar. Görevlerini yapanlar ama. Bana müsaade. Hay Allah! Çayınız da içmedi, gördünüz mü? Ziftin pekini içsin! Ne olur kötü söylemeyin efendim. Nasıl söylemem Hayriye Hanım? Annesinin ölümünden beri bir gün bile rahatlık vermedi bana. Ne yapalım? Düzelir elbet. Kötüdür diye atalım mı Müfit Bey? Yoksa satalım mı? Kim alır ki? Demeyin! Ne olur öyle demeyin! Düzelir! Vallahi düzelir! Bir gün siz bile tanıyamazsınız! Hadi hadi! Kalkın giyinin, şöyle çıkıp bir hava alın! Halimi bıraktı! Lütfen, hatırım için! Peki, peki! Düzeleceğine bir inansam, ömrümün geri kalanını bile ona bağışlardım! İnanın bana! Bilmez miyim? Siz babasınız, hem de çok iyi bir baba! Hadi şöyle kalkıp bir dolanın da gelin! Hayriye Hanım, siz çok iyi bir kadınsınız! Biliyor muydunuz bunu? O sizin kendi iyiliğiniz Müfit Beyciğim. Ben geldim! Ah. Ne haber? İyidir senden. Fena değil, geliyorum. Evet! Ne içtin? Çay! Bir şey içer misin? Yok, sağ ol. Ben sana sorayım, ne içersin? Olur mu canım? Ben senden önce geldim. İyi, ben de bir çay içeyim bari. Ali! Bir cin tonik! Tamam abla! Çok anlayışlısın. Öyleyimdir. Ne var? Yok bir şey canım. Babanla mı takıştınız? Nereden anladın? Anlamam mı lazım? Ya laf olsun! Çok mu takıştınız? Az sayılmaz! Boş ver, takma! Sağ ol Ali! Sen de sağ ol! Sağ ol canım! Buraya borcun yok artık! Nasıl yani? Ödedim ben! Ne gerek vardı canım? Fark eder mi? Sağ ol! Al şunu! Hı? Nedir bu? Yok, hayır, saçmalama lütfen, saçmalama! Ben de olmasa sen vermez miydin? Olur mu öyle şey canım? Al o zaman! Al şunu! Ayşe be! Sen çok, çok iyi bir insansın! Sen de! Ben kalkayım, geç oldu! Geç kaldığım için kızmadın ya bana! Ben sana kızmam! Sağ ol! Yarın gelecek misin? Bilmem, çalışırım! Çok çalış ama! Söz mü? Bakarız! Hoşça kal! Orvar! Vah yavrum, vah! O kadar sıkışmış demek! Ne babalar var şu dünyada! Al, üzülme! Bunları da götür ver, annemin selamı vardı, he? Anne, anlamıyorsun! Mesele parada değil! Ben uydurduğum yalanlardan nasıl kurtulacağım? Öğrenirse dünyayı başıma yıkar! Dünya da affetmez beni, ne yapayım, bir akıl ver! Ah kızım, Allah'ın bana vermediğini ben sana nereden vereyim ayol? Aklım olsaydı bugünkü hallere hiç düşer miydim ha? Düşer miydim? Ne oluyor? Neyiniz var? Cenaze falan mı çıktı bu evden? Yok efendim! Bir şey yok, iyiyiz! Ağlama, ağlama benim güzel kızım! Hepimiz hayatımızda bir takım yalanlar söylemişizdir! Ama mutluluk için söylenenler yalan sayılmaz! Ağlama dedim, ağlama! Beni de üzüyorsun kızım! Hadi git çağır o delikanlıyı eve! Ama nasıl olur efendim, rezil oluruz! Ne demek bu şey yani? Biz ikimiz bu evde neyiz? Ama ben... Ben babam da var dedim ona! Yok mu yani? Ben kimim kız? Benden iyi kayınbabayı nerede bulacakmış o delikanlı? Söyle bakalım! Ağlama Müfit Beyciğim!
Siz bize Allah'ın bir lütfusunuz. Allah sizden razı olsun. Hayır. Asıl siz bana onun son lütfusunuz. Hadi bakalım, şimdi gidip mükellef bir sofra hazırlayın. Bugünü kutlamamız lazım. Siz durun, ben hazırlarım. Babacığım. Müfit Beyciğim, bugüne kadar şu kızı hiç kimse sizin kadar mutlu edemedi. İnanın bana. Kızım da, sen de dünyanın en büyük mutluluklarına layıksınız. Dün akşam her şeyi anlattım bizimkilere. Ne dediler? Senin mutluluğun bizim de mutluluğumuz olur, nasıl istersen dediler. Nasıl istiyorsun peki? Bilmem, sen nasıl istersen. Sen de gidip açsana sizinkilere. Ama mecbur değilsin tabii. Biraz yürüyelim, ben sıkıldım. İyi, yürüyelim. Anlattıklarıma çok sevineceksin sanmıştım. Sevinmedin mi? Bilmem, pek anlaşılmıyor da. Ayşe, kızma bana. Biliyorsun babamla durumu. Dünyanın en inatçı adamı. Ama bu böyle devam edemez ki. Hem bugünden sonra beni dünyada sokağa salmazlar. Biliyorlar durumu. Ne yapalım peki? Bak Ersin, benim senden beklediğim hiçbir şey yok. Ama yalan dolanla yürümez bu iş. Gidip anlatacaksın babana. İstersen beraber gidelim, bana da bağıracak değil ya. Yo, ben kendim anlatırım, tamam. Çok teşekkür ederim. Aşkıya bak! Gelinle damat! Evet, hadi gel. Merhaba efendim. Efendim, merhaba. Kutlarım, mutluluklar diliyorum. Allah bir yastıkta kocatsın. Sizi de kutlarım. Tebrikler. Allah mesut etsin efendim. Teşekkür ederim yavrum. Hayırlı olsun efendim. Mutluluklar diliyorum tekrar efendim. İyi günler, iyi günler. Hoşçakalın. Allah Allah! Yahu nerede kaldı bu kız? Bilmem, ben de merak ediyorum. İnşallah hayırlı bir çocuktur. İnşallah. Ne oldu mu öyle? Pek derinden bir iç çektin. Bilmem, öyle işte. Allah diyorum, Ersin Bey'in de karşısına hayırlı bir kısmet çıkarsa... Bırak Allah sen şunu! Onun böyle taraklarda bezi yok. O gitsin, serseri arkadaşlarıyla yesin, içsin, gezsin, tozsun, serserilik etsin. Öyle söylemeyin efendim. Hayriye Hanım, ben o kadar kötü bir baba mıyım? Ben istemez miydim Ayşe'yi ona alayım? Huyunu biliyorum, suyunu biliyorum ha? İstemez miydim? El alemin itlerine kaptırır mıydım gül gibi kızı? Affedersiniz, sinirlenince ne dediğimi bilmiyorum. Kusura bakmayın. Rica ederim. Ulan Ersin, öldürürsün adamı. Evlenmek ha? Şu dünyanın işine bak ya! Bizim Playboy Ersin sonunda kafeste! Hem de kiminle? Parası için ana düşürmek istediği birisiyle! Edepsizlik etme be Ahmet! Tanımıyorsun oğlum! Dürüst insan görmemişiz biz! Ondan ters geliyor! Ana! Oğlum aşıksın sen ya! Aşk falan değil be Ahmet! Saygı belki! Saygı diyelim biz buna! Ulan hiç hayatında doğum gününü hatırlayan oldu mu? Hastalandığın zaman ilgi gösteren? He? Annemin mezarına 12 senedir gitmemişim! Ya? Ama götürdü. Ne sandın ya? Vallahi bu kız senin pederle bile aranı düzeltir ha. Ayşe'nin bu dünyada yapamayacağı tek şey o olsa gerek işte. Ne yapacaksın peki? Nasıl açacaksın pedere?
Bütün yalanların meydana çıkar vallahi. Yok hamlar, apartmanlar, hamamlar, villalar, saraylar. Ne yapacaksın peki? Ne bileyim bilmiyorum. Belki bir daha deneyeceğim. Ya da gidip anlatacağım babama. Ha. Olmazsa Ayşe'yi götürürüm. Allah! Albay'ın suratını görmek isterdim doğrusu. Ben de. küçük hanım? Ne zaman geliyor damat bey bakalım ha? Aman Müfit abi, şaka yapma Allah aşkına. Ne o? Ne fiskos ediyorsunuz gene bakayım? Hı? Şey, Ayşe'ye sen muradına erdin, sıra annenle bana geldi diyordum. Aman Müfit bey, bir alemsiniz yani. Şaka yapmadan da duramazsınız. Ara sıra kızdırıyorum böyle. Babamın ölümünden beri ilk defa sizin yanınızda yüzü güldü garibanın. Benim de kızım, inan benim de. Ay kaynatmayın bakayım, hadi kızım sen git bir an evvel çayı demle. Tamam anne. Müfit bey, bırakın beni. Kızım ölünceye kadar sizin hakkınızı ödeyemez. Bir baba bile bu kadarını yapamaz. Dur bakalım, dur. Asıl babalığım bundan sonra başlıyor. Öyle, gelip benden isteyecekler, ben de... Hayırdır inşallah, sabah sabah kim olabilir? Çöpçü falandır. Ah, buyurun Ersin bey. Merhaba, babam evde mi? Evde, buyurun, salonda geçin. Keyfi nasıl? Sinirli falan değil ya. Yok yok, bu sabah keyfi yerinde. Aman yavrum, sakın karışıyorum zannetmeyin ama... ...gene de siz onun dikine dikine gitmeyiverin, oldu mu? Oldu, söz. Sağ ol evladım. Hayriye Hanım, kimmiş gelen? Benim baba, günaydın. Günaydın. Nasılsın? Eksik olma. Hayrola? Hiç, öyle işte. Ersin bey, size hemen bir kahvaltı hazırlayayım efendim. Yo, zahmet etmeyin efendim. Aa, niçin öyle söylüyorsunuz? Sofra ortada zaten. Zahmet etmeyin, ben bir kahve içeyim lütfen. Zahmet olmazsa tabii size. Nasıl isterseniz efendim. Müfit bey, siz de içer miydiniz? Hadi, ben de bir kahve alayım bari. Kahveyi nasıl içersiniz Ersin bey? Orta olsun lütfen. Aynı babanız gibi. O zaman kahvelerinizi yapayım da efendim, baba ol karşılıklı için. Teşekkür ederim. Çok iyi bir insan. Öyle. Allah'a şükür ki oğlum, bu dünyada iyi insanlar var henüz. Evet. Baba... Efendim? Diyecektim ki... Münasebetsiz bir şey değildir umarım. Yok, sanmıyorum. Baba... Baba, ben evleniyorum. Ya? Fikrini sormak istedim. Yalnız fikirse mesele yok. Nasıl biri? O münasebetsiz arkadaşlarından biri değildir inşallah. Yo yo, değil, değil. Yo, olmaz evladım, olmaz. Benim sana zerrece güvenim yok. Bugüne kadar neyi doğru yaptın? Tuttuğun hangi işi sonuna kadar götürdün? Hiçbir sözüne inanmıyorum. Ama baba... Yo yo yo, gelir kızın anası babası, tanışırız. Senin her türlü münasebetsizliğini açık açık anlatırım ki sonunda bana gelmesinler. Benim başımı ağrıtmasınlar. Getir kızım şu kahveyi içeyim, kendime geleyim. Biz doymadık, doymadık. Ay hayatımda ilk defa rakı içiyorum. Allah'ım günah yazma. Yazmaz Hayriye Hanım. Böyle güzel sebepler için içilirse yazmaz. Hadi şerefe. Hadi. Şerefe. 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 Şu dünyada olmaz olmaz derlerdi de inanmazdım. Tövbe tövbe. Ay Allah. Ayol nerede bizimkiler? Babamın işleri bitmemiştir, ne olacak? Yok yok, benimkinin yüzündendir. Nikaha yetişemezlerse hiç şaşmam. Olacağına bak. Öyle. İçerideki nikahtan sonra sıra sizin. Teşekkür ederim. Heyecanlı mısın Ayşe? Bilmem. Gördün mü, bak yetişemediler işte. Ayşe! Anne! Babam! Ya yakıştıramadınız mı küçük hanım? Yürü karıcığım.
balayından sonra görüşürüz.